Max Keiser'dan Ethereum ve 3 altcoin hakkında kışkırtıcı sözler adı altındaki haberi inceleyeceğiz ve buna bir göz atacağız. Aslında gün içinde buradaki ana konuya bağlı ve benzer bir durumu ele almıştık. Peter Brandt videosunda yani. Elon Musk'ın yine acaba bir ampulü değiştirebilmek için toplam kaç Bitcoin maksimalisti gerekir sözünü yeniden hatırlamak gerekiyor. Özellikle ayı sezonlarının olmazsa olmazı her zaman şeydir biliyorsunuz. Bu fooder'lar işte şey tarzında nedir? Adamın adını unuttum bak şimdi ya. Ditton tarzındaki adamlar çıkar işte kripto paralara bak falan. Gerçi 2022'de genel olarak bu ayı sezonunda önceki sezonlara göre ben de şaşırdım aslında. Çok çok azdı fooder sayısı. Bir John Ditton falan diyeceğim. John Ditton'ın üstüne zaten pek birisi böyle çıkmadı. Dolayısıyla bu sezon fooder noktasında bayağı bir düşük geçti. Tabii artık dünya genelindeki isimlerde kripto paralarla alakalı biraz daha içindeki öfke soğuyor diyebiliriz. Hep böyle olmuştu. Bu ayı biraz daha yüksek oldu. Boğa sezonlarının olmazsa olmazı da tabii ki Bitcoin maksimalistlerinin zevzekliğidir. Piyasalar yükselmeye başladığında hep aynı şey olur. Bitcoin maksimalistleri çıkar. Altcoin almayın. Altcoin'ler çöptür. Ethereum dahil işte bunların hepsi çöptür. Taklitçidir, Ponzi'dir, asıl olan Bitcoin'dir diye konuşmaya başlarlar. Fakat bu hiçbir zaman doğru olmamıştır. Bu kesinlikle yanlış bir bakış açısı ve yaklaşımdır. Burada çöp dedikleri üzerine çünkü dünyanın tamamı çalışıyor. Şu an Bitcoin üzerine de biliyorsunuz sıkı ve ciddi çalışmalar varken devletler tarafından yakın zamanda DeFi üzerine kuruldu. DeFi Bitcoin ile ortaya çıkmamıştır. DeFi sonradan inovasyona tabi olmuştur. O yüzden bankacılığı bitirecek dediğimiz DeFi ekosistemi şu anda aslında altcoin'lerin özünü temsil eden bir konudur. O yüzden Max Keiser gibi taraflarda boş konuşuyor, altcoin'ler alınmaz diye bir şey yok. Bakış açısı olarak uzun vadeli yani uzun yıllara yayılan altcoin yatırımları yapılmaz. Spekülatör olarak konuşursak Bitcoin yatırımı yapılabilir. Ama yine de bu altcoin'lerin kötü olduğu ya da alınmaması gerektiğine asla gelmez. Bu sezon için çok ciddi çalışabilecek, çok güçlü yükselişler yapabilecek. Biliyorsunuz ki kripto paralar, altcoin'ler bulunmaktadır. Şöyle bir bakalım neler diyor Max Keiser. Ünlü kripto savunucusu Max Keiser, Ethereum, BNB, XRP ve ADA gibi kriptoları terörizm finansmanıyla suçladı. Bu ağır sözleri kripto para topluluğunda tartışmalara yol açtı. Evet ya böyle yapıyorlar. Ne zaman altcoin'lerin aleyhine bir durum olduğunda konuyla alakalı konuşuyorlar. Şu anda da biliyorsunuz kripto paraların üzerinde işte Hamas buradan fonlanıyor, teröristler bunlar fonlanıyor, buradan fonlanıyor gibi söylemler olduğu için kaçırmıyor. Bu tabii ki kripto paraların suçu değildir. Teröristler tarafından kullanıyor olması da kripto paraların suçu değildir. Yani teröristin bastığı toprağın suçu mu? Yani bu buna benziyor biraz. O toprakta bulunmamasını sen sağlayacaksın. Sağlayamıyorsan toprağa suç atmayacaksın. Yani ya da elindeki silah. O silahı sen de kullanıyorsun. Bunların ikisi aynı şey değil. Suçlu olan silah değil. Suçlu olan terörist. O yüzden burada kripto paraların konuyla bir alakası yok. Öyle diyecek olsa bile Bitcoin diğer kripto paralardan daha fazla kullanılıyor. Peki onu ne yapacağız eğer buradaki argüman doğruysa? Çok garip bir şey bu söyledikleri. Ethereum ve kripto paralarla ilgili tartışmalı iddiaları. Ünlü kripto savunucusu Max Keiser kısa süre önce şaşırtıcı bir şekilde bazı kriptolara hedef aldı. Keiser bunlar hakkında kışkırtıcı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarında Keiser bu paraların terörizmi finanse ettiklerini iddia etti. Bu açıklamalar hem destekçilerinden hem de eleştirmenlerden güçlü tepkiler aldı. Gelen tepkiler kripto para alanında bir tartışma fırtınası ateşledi. Özellikle kripto toplu Avustralyalı avukat Bill Morgan'ın Keiser'ın yorumlarına verdiği yanıtı yakından izledi. Bu arada Morgan'ın yorumu yangına körükle gitti diyor. Bakalım. ABD Hazine Bakanlığı Hamas'ın diyor kilit üyesine, 10 kilit üyesine, operatörüne ve mali kolaylaştırıcısına gelir kaynaklarını kesintiye uğratmayı amaçlayan yaptırımları uyguladı. Bunun üzerine Keiser Twitter'da görüşlerini dile getirdi. Keiser, Ethereum, XRP, BNB ve ADA ve diğerleri gibi kripto paraların finansal teröristler olarak nitelendirdiği kişiler tarafından üretildiğini ve terörizmi diyor. Yok artık ya. Yani şey diyor. Direkt olarak yani bunu yapanlar da terörist. Yani Hoskinson terörist, Vitalik Buterin terörist, terörist, işte Larson terörist. Bunları şu an yönetenler Garlinghouse terörist falan. Yani bilmiyorum, CZ terörist. Hepsi terörist. Yani çok, dediğim gibi, çok fazla anlayamadım. Çok garip şeyler söylüyor. Ethereum ve önde gelen kripto kurucularına ağır sözler. Bu arada Max Keiser bununla da kalmadı. Brad, Charles, Brock, Vitalik, Cynthia ve daha fazlası gibi bireyler dahil olmak üzere bu kripto para birimleriyle bağlantılı olanların iddia edilen katılımları nedeniyle hapsedilmesini talep ederek kararlı önlemler alınması çağrısında bulundu. Keiser'ın bahsettiği kişilerin Ripple'dan Garlinghouse, Cardano'dan Hoskinson, Eos'tan Pierce, Ethereum kurucu ortağı Buterin ve ABD senatörü Cynthia Lamis gibi kripto para sektörünün önde gelen isimleri olduğunu belirtmek gerekiyor diyor. Ancak Keiser Bitcoin için bir istisna yapmayı da unutmadı. Ya hayat ne kadar, nasıl bir adam bu ya? Çok garip. Yani bu kadar ileri şeyleri söylemesi de ne yalan söyleyeyim şaşırttı. Çok böyle çok garip laflar konuşuyor yani. Çok enteresan laflar konuşuyor. Gerçekten ne dediğini bilmiyor. Tüm altcoin'ler terörist. Ya Bitcoin'de bir şey yok. Niye terörist? Terörizm mi? Neresinde gördün yani adamların? Direkt olarak bir de kişisel bir şey söylüyor. Bunlar teröristtir. Bunları hapse atın. Hapse atılması lazım. Senatörü bile şey yapıyor burada. Tanrı'nın parası olarak bahsediyor. Evet. Bill Morgan ve kripto topluluğu tepki gösterdi. Max başka bir altcoin olayı yaşıyor diyerek reddetti. Devamında evet, yani garip, hani söylenebilecek çok bir şey yok. Altcoin'ler iyidir. Max Keiser enayidir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.